Günaydın. Ee, Cuma günü endeksler hafif eksilerle kapattı. Aslında azlakta artı kapattı ki oldukça iyi bir durum bu. E, satışın miktarına da baktığımızda çok ciddi bir e, hacim olduğunu söyleyemeyiz. E, yalın'ın konuşmasını detaylı olarak gerek cuma günü gerek hafta sonu paylaştım. Bulu'a da ekleyeceğim bir kısmını. E, çok pozitif bir konuşma veya çok negatif bir konuşma değildi. Yine oldukça dengeli bir e, konuşmaydı. E, hafta sonunda gönderdiğim gibi aslında artık e, net bir şekilde top çeviriyor Yalın. Yani yani faizleri arttırmamak için bahane demeyelim ama bir yığın alt zayıflığı kullanıyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda gelecek olan kuvvetli veriler ki bu hafta içinde dayanıklı mal siparişleri, konut fiyatları ama GDP'yi çok fazla önemsemiyorum şimdilik. Ama özellikle PCE tarafında ardından da tabi biliyorsunuz gelecek olan istihdam endeksleri var. Bunlarla beraber Amerika tarafında algının çok daha kuvvetlendiğini görebiliriz. Yani iyi verilerde artık giderek daha şiddetli bir şekilde faiz arttırımı öne doğru çekilecektir. Çünkü hem FOMC tarafından beklenenden hızlı bir toparlanma olduğunun kabulünü gördük. Hem de Cuma günkü açıklamalarda bunun başkan tarafından teyit edildiğini gördük. Dolayısıyla bundan sonra gelecek olan her beklenenden kuvvetli veri piyasadaki stresi çok daha fazla arttıracaktır diye düşünüyorum e, bu haftaya geri gelirsek bu hafta açısından baktığımızda e, endekslerin önce bir durumuna bakalım Nasdaq yeni zirve yapmış durumda s&p yeni zirve yapmış durumda marjinalde olsa Dow Jones yeni zirvesini yapmamış durumda. Bu hafta Dow Jones tarafından da yeni bir zirve gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani biraz daha yukarıya gire, gidebiliriz ama birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum çok fazla karıştırmadan. Örneğin Russell tarafı net bir şekilde zirvesinin altında yapabilir mi yukarıya doğru kuvvetli bir hareket? Tabii %6 lik bir hareketten bahsediyoruz. Olabilir ama ben bu haftadan sonra biliyorsunuz ciddi bir bozulma bekleniyor. Içindeyim. Şimdi e, S&P Nasdaq ve olası e, Dow Jones'un yeni zirveler e, yapacağını görüyoruz e, ama bir ay önce veya iki ay öncesine gittiğimizde çok daha fazlaydı bu yeni zirve yapan e, endeks sayısı. Yani e, gördüğünüz üzere şu tarafta FTSE yeni zirveler yapıyordu, DAX'a baktığımızda DAX'da çok net yeni zirveler vardı, KAKARAN'a baktığımızda, yine benzer bir şekilde Kakaran'da zirveler vardı. Şimdi hani endeksin içinde yeni zirve yapan hisse sayısının azalması gibi global olarak da baktığımızda global bir endeks olarak bakarsak yeni zirve yapan alt endeks sayısı azalıyor. Dolayısıyla global olarak hisse senedi piyasasındaki boğanın zayıfladığını söyleyebiliriz. Zaten olması gereken de bu. Ama burada yine önemli bir başka nokta var. Zaman zaman buna değiniyorum. Hani insanlar da aslında Türkiye'de bir zayıflık gibi söylüyorlar. Bunu işte dolar bazında hangi endekse bakılır diye. Aslında dolar bazında yabancı para cinsi bazında bütün endekslere bakılması gerekir. Bunun da nedeni şu. Yabancı para cinsinde baktığınızda gerçekten bir boğa piyasası olup olmadığını görebilirsiniz. Mesela 2007'deki yükseliş S&P'de gerçek bir boğa piyasası değildi. Çünkü 2000 tepesinin çok daha altında kalmıştı. Euro bazında bakıyoruz şu anda. Örneğin 1990 Pardon şunu 99'a alalım. Şunu 1990'a alalım. Tabi mantıksız oldu. Çünkü o dönemde Euro yoktu. Eku bazında görebilecek miyiz? Göremeyeceğiz. Peki şöyle yapayım. Örneğin 1990 99 döneminde İsviçre frangı bazında S&P'nin rallisini görüyorsunuz. Son derece kuvvetli. Şimdi bunu 2007 bazında baktığınızda bakın ne kadar zayıf bir rally'den bahsediyoruz. Yeni zirveler kesinlikle yok. Çok daha zayıf bir durumda çünkü bu gerçek bir boğa piyasası değildi. Zaten ardından da çok kuvvetli bir satışla dengeler tamamen bozuldu. Dolayısıyla şu andaki duruma baktığımızda çok daha sağlıklı bir hareket içinde olduğumuzu düşünüyorum. Şurada gördüğünüz gibi 2007 zirvesini geçtik ama S&P tarafında yeni bir zirve yapmanın çok daha uzağındayız. Dolayısıyla e, yeni yeni başlamış bir boğa piyasası var. Daha da yukarıya doğru gideceğini düşünüyorum. Yine Dow Jones açısından baktığımızda da benzer bir e, durum söz konusu. Bakın dikkat edin. E, 2007'ye geçtik ve yeni yeni 2000 zirvesine doğru yaklaşıyoruz. E, yine Japon yeni bazında hemen bir bakalım. Yeni yeni 2007'deki zirveyi geçmiş durumdayız. Yukarıya doğru da hızlı bir şekilde devam ediyor. Zaten dolardaki kuvvetlenme de aslında buradan kendisini gösteren bir durum. S&P tarafına bakalım. S&P tarafında da aslında yeni bir zirve yapmaya başladığını görüyoruz ve e, kuvvetlenerek devam ediyor yakın zamanda e, yani yakın zamanda kastım hemen e, bir ay içinde vesaire değil ama bütün para birimlerine karşı endekslerin çok kuvvetli bir e, yukarı hareket göstermesi yönünde ama e, biraz daha e, daraltırsak önümüzdeki haftadan itibaren yani e, 1 Eylül'den itibaren e, yeniden sert bir şekilde satışların başlamasını e, ve şurada gördüğünüz bandın içine girmesini bekliyorum dolayısıyla S&P ve Dow Jones'a e, bu haftada iyi bir performans göre Yukarıya doğru bir gidişat söz konusu olabilir e, ama ardından 1900'lü seviyelerin altına doğru bir hareket kuvvetli bir hareket e, başlayacak. Dolayısıyla bu hafta kısa vadeli e, yukarıya doğru trade'ler uygulanabilir e, veya önemli seviyelere geldiğimizde işte örneğin bandın üst bandı e, Bollinger'ın yani 2030 seviyeleri o seviyelerden de short e, hareketine girilebilir diye düşünüyorum. Asya tarafına gelirsek Asya tarafında çok önemli bir gelişme yok. Hafif eksilerle hafif artılar arasındayız. Hindistan tekrar yeni bir zirve yapmış durumda. Japonya tarafında, Çin tarafında ise yüzde yarımlara varan eksiler var. Parite tarafına hemen geçelim. Paritede Draghi'nin konuşmasında çok önemli aslında akademik veya önemli noktalar vardı. Ama bir ECB başkanının Amerika'daki bir toplantıda bir... Politika sinyali vermesi çok mantıklı, e, makul beklenen bir hareket değil. Dolayısıyla Draghi'nin konuşmasına daha az ağırlık veriyorum ama konuşmasının içinde aslında fiskal tarafta e, daha fazla şeyler yapılması gerektiğini söyledi. E, yine daha önce e, çok net bir şekilde enflasyon beklentilerinin yukarıya doğru çıkmış olduğunu söylemişti. Burada da bozulmalar görülüyor. Dolayısıyla Draghi'nin rahatsız olduğunu biliyoruz ama Eylül ayında e, gelecek olan e, LTRO'lar nedeniyle şimdilik çok fazla bir hareket şeyi içinde olmayacaktır. isteği içinde olmayacaktır. Ama bu toplantıda 4 Eylül toplantısında elbette diğer konularda da bir şeyler yapmayı düşünüp düşünmediği netleşecek. Bu hafta itibariyle baktığımızda özellikle Almanya'dan gelecek pek çok veri var. Bunların içinde önemlisi de sıfıra gelmesi beklenen enflasyon. Almanya üzerinde de bir şeyler yapma baskısı artacaktır. Dolayısıyla buradaki satışların devamını bekleyebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi 31'li seviyeler 31.40'a doğru bir desteğinin daha olduğunu düşünüyorum ama 31'lere doğru geri çekilecek Euro. Ee, bu tarafta CFTC aslında daha önce de paylaşmıştım kriz dönemini çıkardığımızda abartılı diyebileceğimiz seviyelere ulaşmış durumda. Ee, görüyorsunuz şuradaki 170 bin ve 200 binlik şortların bir kenara koyarsak şu anda en yüksek e, short seviyesindeyiz. Yine aynı şekilde risk reversal'lara baktığımızda e, orada da yukarıya doğru bir e, hala istek olduğunu görüyoruz. E, ama yukarıya doğru olası her hareket e, satış fırsatı olarak değerlendirilmeli diyebiliriz bir şey değişmiş değil. 10 yıllıkların spreadine de baktığımızda 1.29'un altına doğru bir hedef söz konusu. Dolayısıyla ara düzeltmeler görebiliriz. Gerek short pozisyonların aşırılığından kaynaklanan gerekse yukarıya doğru alınan opsiyon pozisyonlarından ama şimdilik bu 33.50'ler civarını aşabileceği pek fazla benzemiyor. Dolayısıyla 33.50'lere doğru herhangi bir hareket shortlamak için son derece pozitif olacaktır. Aşağı tarafta da hareket hareketin 31.40 31'e doğru devam etmesini bekleyebiliriz ama şunu da söylemek lazım çok daha aşağı seviyeler yani 29'un altı önümüzdeki aylarda söz konusu olacak Euro'da henüz yeni bir aşağı tren başladı. Benzer bir şekilde Japon yeninde de çok fazla aslında söyleyecek bir şey yok. 102.80'lerin uzun süre konuştuğumuz 102.80'lerin kırılmasıyla beraber yukarıya doğru hareketin hızlandığını görüyoruz. Şuradaki birkaç kez deneyip aşağı yukarı son 6 ayda birkaç kez deneyip kıramadığı seviyeleri kırdı ve 104'leri gördü hatta 104 50'leri de gördü asya seansında. Bu seviyelerde biraz rahatlama olabilir. Ancak burada biraz döndükten sonra tekrar 106'ya doğru 105 106 eski zirvesine doğru hareketin devam etmesini bekliyorum. Dolayısıyla aşağıya doğru yani yenin değer kazandığı hareketlerde short pozisyonlar tekrar açılabilir diye düşünüyorum. Burada da genel pozisyonlara baktığımızda 10280'in kırılmasıyla beraber tekrar ufak bir artış olduğunu görüyoruz ama genel düşünce short pozisyonların zaten uzun süredir korunması önündeydi. Metallere gelirsek metallerde altında baskı devam ediyor. 1281'in altında kapatmamız çok iyi olmadı. Evet jeopolitik problemler devam ediyor olmasına rağmen ciddi anlamda bir alışta gelmediğini görüyoruz. Dolayısıyla 1277-70 bandı ki daha önce de oldukça uzun bir süre dayandığı ardından kırılmanın geldiği bir bandtı. Şurada göreceksiniz. Bu bandın kırılması durumunda 1250-1240 aralığı hatta daha da aşağısını konuşabiliriz. Önceki videolardan çok farklı söyleyecek bir şeyim yok. Hisse senedi tarafı daha iyi dayanıyor. Hala da Altın oranla daha iyi performans göstermiş durumda e, bu elbette pozitif ama gümüş tarafına baktığımızda e, çok daha zayıf dayanıyor e, altın-gümüş rasyosunda da eğer ki kısa vadede bahsettiğim e, aşağıya dönüş olmazsa bu üçlü tepeden şurada biraz sıkıştırsak 67 civarından bir dönüş olmazsa e, ve hareket yukarıya doğru devam ederse altın ve gümüşte çok daha düşük seviyeler görülecek demektir. E, bu sene için e, daha önce de söyledim ben altın ve gümüşte çok büyük bir halliden ziyade çok önemli bir taban oluşumu e, bekliyorum. Dolayısıyla e, çok uçuk kaçık rakamlar telaffuz etmeye gerek yok. E, 1180'in üzerinde kalması çok kritik. E, kalamazsa çünkü 950'lere 960'lara kadar gerileyecektir. 1270'lerin kırılmaması buradan tekrar 1300 30'ların üzerine atmamızda taban çalışmasının çok daha dayanıklı kuvvetli olduğunu gösteren bir işaret olacaktır. Şimdilik çok uzun vadeli düşünüyorsak yani çok uzun vadeden kastım 2015 ve sonrası altın alınabilir ama daha kısa vadeli bir hareket için bence daha yüksek seviyelerden biraz daha pahalıdan almak biraz daha güvenli almak daha doğru olacaktır. 10 yıllıklara gelirsek 10 yıllıklarda hızlı bir yukarı hareket oldu tutanaklar sonra da yılınla beraber ama çok da e, tutunmadığını görüyoruz. Burada ben eee hisse senedi piyasasına gelecek olan satışla beraber çok e, net bir şekilde yeniden bir değerlenme olabileceğini düşünüyorum. Çok büyük bir hareket olmayacaktır bu. E, satış fırsatı 10 yıllıkları şortlamak için de bir fırsat olacaktır ama kısa vadede de e, hisse piyasasında önemli bir düzeltme bekliyorsanız e, çok hızlı bir yükselişte olmaması gerekir diye düşünüyorum. Ben beklediğim için e, 2.80 aşacak bir hareketi e, önümüzdeki 1-2 ay içinde çok fazla e, olanak dahilinde görmüyorum. Ama tabii ki iyi gelecek olan verilerin ardından e, özellikle Num farm'da kuvvetli bir verim. Yukarıya doğru itecektir bu tarafı da. Dolayısıyla burada da aşağıya doğru çok büyük hareketlerde de short'a geçilebilir. Ama açıklanacak olan PCI'de çok büyük bir zıplama olmaması hatta geriye gelme durumunda iyice 10 yıllıklar rahatlayacaktır. Dolayısıyla bunu doğrudan Fed'le ilişkilendirmeden kısa vadeli borsadaki hareketler ve enflasyona bağlı olarak trade etmek gerekir diye düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.